Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda daha önce size Microsoft'un bir kablosuz kulaklığını tanıtmıştım. Kutu açılışını yapmıştım. Bu kulaklığın incelemesini yapacağımı söz vermiştim sizler için. 1-2 ay oldu. Biraz yoğundum. Aslında bunu enine boyuna inceledim. Kullandım, deneyimledim. Ama videoyu yapamamıştım. Diğer kulaklıklarla, elimdeki diğer kulaklıklarla karşılaştıracağım. Artılarını, eksilerini hepsini masaya yatıracağız. Karşılaştıracağım kulaklıklardan biri PlayStation Pro'da. Aslında Pro'nun bir Gold Headset diye geçiyor bu galiba. Bu özel bir sürüm. Limited, 500 milyon limited sürümünün kulaklığı. Bu ürün aynı zamanda yine arkamda gördüğünüz Xbox'ın bu One serisinde olan, çıkartabilirsem tabii buradan, evet çıkardım, olan kulaklığınla karşılaştıracağım. Almaya gerek var mı? Bunun artıları ne? Bunun artıları ne? Düşürmezsek tabii ki. İkisini masaya yatıracağız. Diğer kulaklıklar mı seçmek daha iyi? Yoksa Xbox'ınız varsa bunu kullanmak mı daha iyi? Hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Evet, ürünü incelemeye başlayabilirim. Diğer kulaklıklarla karşılaştıracak olursam elimde söylediğim gibi işte Xbox'ın bir önceki versiyonunun kulaklığı ve PlayStation 4 Pro'nun, bu Limited Edition bir versiyon, Pro için özel çıkan Gold Headset diye geçiyor sanırım. Bu kulaklığı var. Bu üç kulaklığı birbiriyle karşılaştıracağım. Ve işte SteelSeries'in RTX 1001 ve RTX 7 elimde yok ve 9 elimde yok. Ama onlarla ilgili feedbackleri de karşılaştırma videolarını da izledim. Bayağı bir video izledim. Onlarla da ufak bir işte canlı olarak elimde yok. Kendim kıyaslayamadım ama işte YouTuberların anlattığı kadar size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ürün Dolby Atmos destekliyor öncelikle, ama Dolby Atmos olarak kullanabilmeniz için bu kulaklığı Dolby Atmos satın almanız lazım. Herhangi bir cihazınızda. Xbox, bu kulaklığı aldığınızda Xbox'ta kullanacaksınız. Uygulamanızda ya da Windows'ta da aynı şekilde size Xbox'ınıza, ben ilk olarak Xbox'ı eşleştirdiğimde dedi ki 6 ay dedi sana bir Dolby Atmos üyeliği verdim dedi. Normalde Dolby Atmos'u sanırım ya 15 gün ya 1 ay kullanabiliyorsunuz. Bir hafta da olabilir. Çok fazla değil ama süresi. Bu kulaklığı aldığınızda 6 ay boyunca bu ürünü, yani Dolby Atmos'u bu kulaklıkta deneyimleyebiliyorsunuz desteklediğinden dolayı. Ama ben Dolby Atmos'u satın aldım yaklaşık 2 sene önce. 2 sene önceki satın aldığım fiyatı 35 liraydı. Şu an Marketplace'te ne kadar bilmiyorum. Yine indirim dönemleri geliyor mu Dolby Atmos'a, onu da bilmiyorum. Ama yani çok fazla artmamıştır. Artsa da 2 katı maksimum olmuştur. Yani sınırsız benim aldığım, işte benim aldığım zaman sınırsızdı. Bir kere alıyorsunuz, ömür boyu kullanıyorsunuz. Bence yani böyle bir kulaklığınız varsa ya da Dolby Atmos deneyimlemek istiyorsanız bence alın derim açıkçası. Şimdi ürün, bu kulaklık pedleri oldukça yumuşak, oldukça iyi. Başınızı ağrıtmıyor. Üst taraf hani işte bazen ağrıtır, sıkıntı yaratır, yaratmıyor. Oldukça rahat kullanmak. Bu kısımlarda noise cancellation yok bu arada kulaklıkta. Ama kulağınızın tamamını
kaptırdığından dolayı sesten açıkçası bir izole oluyorsunuz. Bir seyircimiz bana şöyle bir soru sordu yorumlarda. İşte dediği telefonda kullanabiliyoruz. İşte telefonda kullanabiliyoruz. Hatta şu şekilde oluyor. Ben bunu hem Xbox'a hem PC'ye bağladım. Aynı anda iki cihaza kadar bağlanıyor diye biliyorum. Hem Xbox'tan ses hem PC'den aynı anda da aldım. Yine telefonunuza bağlayıp aynı zamanda Xbox'ınıza da bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuz çaldığında bunu kullanabiliyorsunuz. O bakımdan birebir yapmadım onu ama o konuda iyi açıkçası. Telefonda yaptım ya. Yapmadım, yaptım da hem Xbox'a hem telefona bağladım. Müzik dinledim sanırım ama telefonda konuşmadım. Şu şekilde telefonda konuştum. Bir seyirci dediğim gibi telefon konuşması nasıl diye, telefonda konuşabiliyor muyuz diye ya attığı yoruma göre işte Onur'u aradım bu kulaklıkta ve Onur'la yaklaşık 40 dakika konuştuk. Bazı kişiler kesildiğini işte Bluetooth'un koptuğunu sürekli söylediler. Ben de hiçbir şekilde kopmadı. Bazı alanlar kopma sorunları sürekli yaşamışlar. Ben de yani hiçbir Bluetooth kop sıkıntı yaşadım telefonda konuşurken yaşamadım. Ama telefonda konuşma performansı çok berbat. Şu şekilde berbat. Yani bununla yani bir AirPods'la konuştuğunuz gibi sesinizin yani bana onun sesimin düzgün gittiğini söyledi. Ama ben Onur'un sesini açıkçası çok kötü olarak aldım. Yani çok boğuk geliyordu. Yani AirPods'taki gibi cam gibi gelen bir ses yok. Açıkçası bunu telefonda da kullanacaksanız yani evet Xbox'ta oyunu oynarken ya da bilgisayarda oyunu oynarken telefonla kullanılır. İşte telefon çalar hemen cevaplarsınız telefonunuzdan ve bundan konuşmaya kalkarsınız. Ama yani telefonla konuşurken keyif almazsınız ya da bir an önce telefonu kapatayım dersiniz çünkü gelen ses boğuk. Yani duymakta da yani nasıl diyebilirim size zorluk çekiyorsunuz gibi sanki boğuk olmasından dolayı sesin. Aslında ses geliyor, kötü değil ama boğuk olarak geliyor. Onun için önermiyorum. Buralarda şu an hatırlamıyorum. Bunu 2 ay, 1-2 ay oldu galiba. 1 ya da 2 ay oldu ürünü alalı. İlk zaman çok fazla kullandım. Bir taraf ses açıp kapatma, bir taraf komple mikrofonun sesini açıp ayarlama diyebiliyorum. Şu kısım mikrofon ve bu mikrofonun burada bir ses açıp kapatma kısmı var. Bu arada mikrofonunuz şu şekilde oluyor. Siz ses yani konuşmadığınızda mikrofon otomatik olarak kapanıyor. Xbox'ta o şekilde ayarlamışlar. Yani mesela atıyorum mikrofonunuz açık ama konuşmadığınızda otomatik olarak sistem kapatıyor. Bu özellik Windows'ta da var, çalışıyor. Windows'ta denedim. Sorunlu çalışıyor. Şu şekilde. Bilmiyorum Xbox'ta online oyuncu pek değilim. Mikrofon kullanan biri değilim çok fazla. Xbox'ta online tarafında deneyimleyemedim. Ama Windows'ta şu şekilde bir sorun vardı. Ben WhatsApp'ta Onur'a yine ses kaydı gönderirken mikrofonu her seferinde otomatik olarak kapattığından dolayı ilk bir sesim bozuk olarak çıkıyor. Ondan sonra benim konuştuğumu mikrofon algılıyor ve sesi düzgün olarak göndermeye başlıyor. Sonradan düzeliyor ses. Yani oradaki bir delay olayı açıkçası kulaklığın kullanımını mikrofon kullanımını Windows platformunda kullanacaksanız etkiliyor. Böyle bir problem var.
Yani bunu ilk zaman deneyimledim. Belki Windows Update'ten sonra ya da kulaklık update geldi mi bilmiyorum. Bu güzelmiştir. Şimdi ses kalitesine gelecek olursak ben çok fazla kulaklık şey yapan biri değilim. Yani evet headsetler falan evimde var, kullandığım var ama yani farkı nasıl diyebilirim? Şu birinci nesilden güzel. Oldukça iyi. Burada cızırtılı sesleri duyuyorsunuz. Yani ince sesleri duyabiliyorsunuz. Bu aslında ince sesleri, cızırtılı sesleri otomatikman orada makas diyor. Oradaki seslerde ses kaybı yaşıyorsunuz. Daha tok bir ses veriyor. Bu size daha tok bir ses veriyor. Bu size bütün sesleri veriyor gibi bir şey. Yani. Belki müzikte bu daha başarılı diyebilirim. Son olarak kulaklıkta daha önce kutu açılışında da dediğim gibi Type-C girişi var. Ama kutunun içerisinden Type-C ile ilgili bir kablo çıkmıyor galiba ya. Hatırlamıyorum şu an. Çıkıyorsa da benim çıkmıyordu diye biliyorum ya. Kutu açılışı videosunu şuraya eklerim. Orada bakarsınız. İçerisinden oyun kartı da Xbox Game Pass kodu da çıkmadı. Bu beni açıkçası üzdü. Sadece Dolby Atmos vermişler. 6 aylık. Bu kulaklığı alan zaten Dolby Atmos'u sınırsız şekilde alır diye düşünüyorum. Ama yine 6 aylık vermesi tabii ki hoş. Yani kulaklığı aldığınızda yani 6 ay boyunca Dolby Atmos'u ücretsiz olarak deneyimleyebileceksiniz. O bakımdan ekstra bir para vermenize 6 ay boyunca gerek yok. Type-C kablosunun çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum şu an. Onun için benim kutu açılışı videosuna bakarsınız. Çıkmış da olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum dediğim gibi. Ama jack girişi yok. Bu çok büyük bir dezavantaj. Ve jack girişi olmadığından dolayı bu kulaklığı sadece kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Pilleri eskidiğinde bu kulaklık açıkçası çöp. Yine bu pedlerin çıkmaması çok büyük bir handikap. Yine pedler eskidiğinde yine kulaklık çöp. Onun için bu bakımda sıkıntıları var. Peki bu kulaklığın hiç artısı yok mu? Sesler tok geliyor dedik. Oyunda Dolby Atmos'u fark edebiliyor musunuz? Fark edebiliyorsunuz ama geceyle gündüz gibi bir fark yok. Yani öyle bir şey bekliyorsanız beklemeyin. Yani şu gibi değil. Ben 5 artı 1 sistem taktım. Daha önce 5 artı 1 kullanan ya da 7.1 kullananlar varsa o şekilde bir fark değil. Yani Dolby Atmos bir size fiziksel yani seslerin arkadan gelmesini, bazı sesler arkadan, bazı sesler önden yapıyor mu? Yapıyor. Onunla ilgili ben balans seçeneğini seçmiştim. Dolby Atmos'un ayarları var. Kendinize göre ayarlamanız lazım. Balansı seçtim galiba. Balans iyiydi. Balans notta en iyi deneyimi aldım diye düşünüyorum. Kendi deneyimim tabii bu. Son olarak PlayStation'ın kulaklığını da karşılaştıracak olursak PlayStation'ın kulaklığı daha iyi. Evet, bunun ses kalitesi daha iyi. Açıkçası daha fazla ses veriyor diye düşünüyorum. Ve bunda hele ki şeyle denemedim bunu. PlayStation'ın o işte bazı işte PlayStation oyunlarının buna özelliğine Dolby Atmos'taki gibi PlayStation'ın da 3D Surround gibi bir şey vardı. Öyle hatırlıyorum.
Bazı oyunlarda oyuna göre ayarlıyorsunuz. Ben Spider-Man'de deneyimlemiştim bunu. Tabii Xbox'ta Spider-Man oyunu olmadığı için Red Dead Redemption'da ancak deneyimleyebiliyorsunuz. Red Dead Redemption'da benim Xbox'ta yok, PlayStation'da var. Onun için deneyimleyemedim. Bazı filmlerde de galiba bunu kullanabiliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var bunun da. Şurada gördüğünüz gibi mikro USB 1. Ama şarjı yoksa bunu jack ile kullanabiliyorsunuz. Bakın jack girişi var. Kulağınızda yine rahat kullanımı. Bunun yanında aynı zamanda kendi kablosu geliyor. Uçları sanırım gold. Bu bakımdan bir artısı var. Tabii ki bunu şeyle kıyaslayamam yani, farklı bir platformlar, ama demek istediğim şu: PlayStation 4 Pro'daki kulaklık bundan daha iyi. Yani her şeyle mi? Yani ses ve telefonda, işte Mac'te ve diğer cihazlarda kullandığımda bu filmde, yani müzikte ve oyunda bunun yani daha başarılı olduğunu gördüm. Evet, bunun da öne geçtiği yerler var, yok değil. Ama özellikle müzikte filan bu daha başarılı. Son olarak işte bunun tek sıkıntısı, böyle bir dongle kullanmak zorundasınız. Bunu telefonunuzda kullanacaksınız. Jack girişiniz varsa jack girişinde kullanabilirsiniz. Ya da telefonunuza herhangi bir aparatla, bu tabi telefonunuzda böyle sallanması lazım, kullanırsınız. Telefonunuzda da kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun ses kalitesi biraz daha iyi buna baktığımızda. Şimdi bunu diğer kulaklıklarla karşılaştıracak olursak, SteelSeries serisiyle 1 ile 7'den daha iyi olduğunu söylemiş YouTuber'lar. Ama 9'dan iyi değilmiş. Öyle söylemişler. Yani RTX 9, SteelSeries RTX 9 bundan çok daha iyi. Aynı zamanda SteelSeries'in bir bu padlerin değiştiği versiyon var. 9'du diye hatırlıyorum. Başka bir versiyonu da olabilir. Siz yanlış söylediysem yorumlarda düzeltirsiniz. Padlerin değişmesi, pilin değişmesi çok önemli. Yani onun için piller ve padler değişebilen bir ürün almak yani uzun vadede çok daha iyi. Son olarak Kraken var bir de. Razer. Razer'ın Kraken'inden iyi mi kötü mü, o kısmı bilmiyorum. O kısmı araştırmıştım aslında ama hatırlamıyorum. Razer'ın Kraken'ini sadece kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. O bakımdan bunun bir avantajı var, ama bunu da kablolu kullanamıyorsunuz. Pili bittiğinde kablolu kullanma şansınız yok. Öyle bir sıkıntısı var. Ama bu kulaklığı aslında rahat kullanımınızı sağlayan bir durum var. Xbox One'larda biliyorsunuz kablosuz kulaklık seçeneği zor. Yani herhangi bir nasıl diyebilirim, bir aparat kullanmanız lazım Xbox One ailesinde. Bunda hiçbir aparat kullanmanıza gerek yok. Yani bu direkt Xbox'ta kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Ve ben daha önce Xbox'ta şöyle bir aparat kullanıyordum. Orijinal aparatı. Ses açıp kapatma, sesi işte mikrofonun sesini kapatma, oyuncuların sesini kapatma gibi bu aparatı kullanmanıza gerek yok. Ya da her iki kulaklık varsa elinizde ve online oyun oynuyorsanız ve gecenin ilerleyen saatlerinde ise ve evinizde uyuyan belli bir kesim varsa,
birini bununla kullanabilir. Diğerini de bununla kullanabilirsiniz. Her ikisini denedim. İki kulaklıkta çalışıyor. İki kulaklıktan da ses geliyor. Xbox'ta. Bunun da bu arada mikrofonu var. Atlamayalım. Bunun da mikrofonu şuraya gizli. Bence bunun gizlenme olayı daha güzel olmuş. Böyle açılıyor. Ama Piano Black olması sıkıntı. Buna baktığımızda Piano Black değil. Ama bu materyalde çizilmiyor değil. Bunda da çizikler oluşuyor. Yani plastik kalitesi premiumla değil arasında gidip gelmiş açıkçası. Onun için birçok kullanıcı bunu geri iade etmiş. Yurt dışında 100 dolar, ülkemizde 1200 lira, 1500 yani arasında fiyatlar değişebilir. Doların son kurundan dolayı fiyata da bakmadım. Şu an fiyatı nedir bilmiyorum. Benim aldığım zaman da daha uygundu. Evet. Umarım bütün sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten buna çok ihtiyacınız var. Ve videoyu paylaşırsanız da oldukça seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.